iyi bir aileden gelmiş başarılı bir çocuk. Ordudan kurmay albay olarak emekli olan bir babanın oğlu. Zekasını ve yeteneklerini kirli ve sapkın düşüncelerine değil de farklı alanlara yönlendirmiş olsaydı belki de kendisini hayran bırakacak biri olabilirdi. Ama seçimleri onu bambaşka yollara sürükledi. Bugün sizlere 3 yıl içerisinde yakalanmadan tam 3 kişinin hayatına son veren Atalay Filiz'den bahsedeceğim. Haziran 1986 Bandırma doğumlu Atalay Filiz, başarısıyla göz kamaştıran bir çocuktu. Galatasaray Lisesi'ni kazanıp İstanbul'da okuyan Atalay, okulu üçüncülükle bitirdi. Çok zeki bir çocuktu. Sosyal değildi ve sosyalleşme ihtiyacı da duymuyordu. Arkadaşları her zaman onun tuhaf birisi olduğunu söylüyordu. Atalay'ın garip yetenekleri vardı. Issız bir yerde tek başına, yiyecek ve su olmadan nasıl hayatta kalacağına dair kendisini eğitmişti. Öğretmeninin ifadesine göre, çölde yalnız kalsa su bulabilecek azme ve cesarete sahipti. Belki de ileride yapacağı şeylerin iskeletini o zamanlardan hazırlamaya başlamıştı. Kitap okumayı seven birisiydi. Rus klasiklerine özel bir ilgisi vardı. Lise mezuniyetinden hemen sonra üniversite sınavına girdi. Hedefi herhangi bir bölüm veya üniversite değildi. Atalay'ın aklında tek bir şey vardı. O da yurt dışında okumak. 2006 yılında Paris'te biyoloji okumaya gitti. İstediklerini tek tek elde etmesi onu cezbediyordu. Atalay bir bakıma kendi hayatının tanrısı gibi hissediyordu. Lise yıllarında eğitimde yakaladığı başarı Paris'te devam etmedi. Çünkü okula gitmiyor ve bu yüzden derslerinde başarısız oluyordu. 2008 yılında değişim programıyla Rusya'dan Paris'e gelen Olga Serenega ile, yani ilk kurbanı ile tanıştı. Olga'nın kısa süreli programının bitmesiyle beraber ülkesine dönmesine rağmen Atalay ile iletişimi kesilmedi. 2010 yılında Olga ve arkadaşı Elena Erasmus'la Paris'e geldi. O dönem Atalay, çocukluk arkadaşı Göktuğ ile birlikte yaşıyordu. Olga ve Elena'nın gelmesiyle dördü beraber yaşamaya başladı. Bir süre içerisinde Elena ve Göktuğ bir ilişkiye başladı. Başlarda iyi anlaşan dörtlü, bazı anlaşmazlıklar sebebiyle sonradan dağıldı. Göktuğ ve Elena artık beraber yaşamaya başlamıştı. Aynı yıl Atalay eğitimini bitirmeden Türkiye'ye geri döndü. Ailesine mezun olduğunu, ODTÜ'de doktora yapmak istediği için Ankara'ya gitmek istediğini söyledi. Geçen zaman boyunca Olga ile ilişkisi hala devam ediyordu. Hatta ilişkilerini ileri seviyeye taşıyıp Olga ile evlenmek istiyordu. Ve bu sebepten ötürü Olga'yı ailesiyle tanıştırdı. 2011 yılında Olga'ya evlenme teklifi etti. Ama beklediği cevabı alamamıştı. Olga evlilik teklifini reddetmişti. Atalay hayır cevabına alışık olmayan birisiydi. Tekliften kısa bir süre sonra askere gitti. Askerliği sırasında onu derinden yaralayan bir haber aldı. Olga Atalay'dan ayrılmıştı. Atalay'ın ailesiyle tanıştıktan sonra aralarında kültürel uyuşmazlık olduğunu fark etmişti. Arkadaşlarına anlattıkları bu şekildeydi. Ayrıldıktan sonra Olga Paris'e yeniden geldi. Askerde olan Atalay konuşup barışmak amacıyla izin kullanarak Paris'e gitti. Olga Paris'te Fransız bir ailenin yanında çocuk bakıcılığı yaparak geçimini sağlıyordu. Bakıcılık yaptığı aileye birisiyle görüşüp geç olmadan geri geleceğini söylemişti. Ancak durum sandığı gibi olmadı. 16 Aralık'ta evden çıkan Olga Seregina bir daha asla geri dönmedi. Tahminlere göre o gün Atalay Filiz'de buluşmuştu. Bebek bakıcılığını yaptığı aile, Olga'nın geri dönmemesinden şüphelenip polise haber verdi. Polislerin yaptığı araştırmalar sonuç vermedi. Zavallı kızın bedenine ne canlı ne de cansız asla ulaşılamadı. Olga'nın çocukluk arkadaşının düşüncelerine göre sebebi Atalay Filiz'di. Olga, olaydan önce arkadaşına sevgilisinde saplantı haline geldiğini ve ayrılmak istediğini söylemişti. Bu ilişki ona artık heyecan ve mutluluk yerine korku veriyordu. Atalay askerdeyken ayrılmasının sebebi de uzakta olması ve ona zarar veremeyeceğini düşünmesiydi. Ondan çok korkuyordu. Seregin ailesi, kızları Olga'nın başına ne geldiğini merak ediyordu. Olga'nın bilgisayarı Rus bir hacker tarafından kırılıp açıldı. Ancak önemli bir bilgi çıkmadı. Atalay'a dair tek buldukları, 2010 yılında çekilmiş nişan fotoğrafları oldu. Seregin ailesine göre kızları kayıp değildi. Atalay tarafından yaşamına son verilmişti. Bu sırada Ankara'da yaşayan Atalay Filiz, yıllar önce anlaşmazlık yaşadığı Göktuğ ve Elena'yı unutmamıştı. Atalay kindar birisiydi ve intikam almak onun için bir hedef haline gelmişti. Göktuğ ve Elena'nın peşine düştü. Göktuğ ve Elena ilişkilerini ilerletip Ankara'da beraber yaşamaya başlamışlardı. Konuya hakim olan diğer herkes gibi onlar da Olga'nın kaybolmasının sorumlusu olarak Atalay'ı görüyorlardı. Bu nedenle uzak durmak istedikleri için iletişimi koparmışlardı. Atalay'dan korkuyorlardı. Bazı ifadelere göre Atalay kafayı Elena'ya da takmıştı. Olga'nın red cevabı sonrası Elena ile ilişki yaşamak istiyordu. Atalay Elena'ya karşı da Olga'ya olduğu gibi saplantılıydı.
takıntı haline getirmiş, aldığı hayır cevaplarının hiçbirini sindirememişti. Göktuğ'un evini araştırdı ve buldu. Her şeyi planlayarak, sanki avına doğru zamanda saldırmayı bekleyen bir avcı gibi haftalarca Göktuğ'u uzaktan takip etti. Göktuğ'un evinin önünde geziniyordu. Amacı Göktuğ ve Elena'yı tuzağa düşürmekti. Göktuğ'un aracına gizli bir telefon bile yerleştirdi. Böylece her şey onun kontrolünde olacaktı. Gittikleri yerleri takip edebilecekti. Mutlu çiftin peşinde bir gölge gibi hissettirmeden dolaştı. Göktuğ ve Elena'nın tatil için Antalya'ya gitmesiyle birlikte Atalay da hemen peşlerinden yola çıktı. Nasıl yaptığını kimse anlamasa da çiftin kaldığı otel odasına gizli kamera yerleştirmeyi başarmıştı. Amacı çiftin uygunsuz görüntülerini yakalamaktı. Ama başarısız oldu. Çift tatil sonrası Ankara'ya dönmek için yola çıktı. Atalay Filiz, kamufle olmak için giydiği kadın kıyafetleriyle çiftin yaşadığı apartmanın yakınlarında bekliyordu. Arabasının bagajından çıkardığı tüfeği de kıyafetinin içinde gizliydi. 16 Eylül 2013 günü çift eve girmek üzereyken Atalay planını gerçekleştirdi. İki el ateş sonrası Göktuğ ve Elena yere yığıldı. İşini garantiye almak isteyen katil, çiftin kafalarına nişan alarak silahını yeniden ateşledi. Olaydan hemen sonra arabasına bindi ve hiç durmadan Kütahya'ya sürdü. Başta da söylediğimiz gibi, psikolojisi bozuk cani biriydi ama aynı zamanda gayet zekiydi. Arabası Kütahya plaka olduğu için orada dikkat çekmeyeceğini düşündü. Ve aynen düşündüğü gibi de oldu. Kütahya'da iki gün boyunca arabasında yaşadı. Sonrasında yeniden İstanbul'a geri döndü. Polisler her yerde Göktuğ ve Elena cinayetinde şüpheli gördükleri, sürekli olayın yaşandığı sitenin etrafında gezinen bej renkli Murat 131 model arabayı arıyordu. Bir süre sonra aracı İstanbul'da terk edilmiş halde buldular. Arabada yapılan incelemelerde saç boyası ve makyaj malzemeleri buldular. Gayet normal gibi görünse de çok kısa bir süre içerisinde dikkatlerini çeken ve şüphe uyandıran diğer malzemeleri buldular. Bunlar kazma, kürek, testere, tornavidalar, yorgan, yastık ve ateş yakmak için gerekli malzemelerdi. Yaşanan bu trajik olaydan sonra ortaya atılan teoriler arasında fizik mühendisi olarak çalışan Göktuğ'un gizli bir proje sonrası cinayete kurban gittiği söylentileri de vardı. Ama Göktuğ'un yakın çevresi Atalay Filiz'in tacizlerini biliyordu. Göktuğ'un arabası polisler tarafından incelendiğinde arabada kelepçelenmiş bir telefon buldular. Telefonda yapılan incelemelerden sonra içinde bulunan sim kartının Atalay Filiz isimli şahsa ait olduğu ortaya çıktı. O zamana kadar herhangi bir yakalanma ya da peşine düşülme durumuyla baş başa kalmayan Atalay için artık alarm verilmişti. Kurbanların yakınları haklıydı. Bu ölümlerin tek sorumlusu Atalay Filiz'di. Sonunda Atalay hakkında yakalanma kararı çıkartıldı. Kaçma ihtimaline karşı yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Atalay'ın bu önlemlerden önce kaçmış olma ihtimaline karşı da yurt dışında da kırmızı bülten çıkartıldı. Yetkililer gayet doğru düşünmüştü. Atalay Filiz yurt dışı yasağından önce zaten ülkeden kaçmıştı. Kırmızı bülten sayesinde 27-31 Ocak 2014 aralığında Portekiz'e kaçtığı öğrenildi. Bu kaçış planını sahte pasaportla yapmıştı. Tüm dünyada kırmızı bültenle aranınca çareyi Türkiye'ye geri dönmekte buldu. Artık yeni bir ismi vardı. Hayatına Furkan Altın olarak devam ediyordu. Ama karakteri ve yaptıkları asla değişmedi. İstanbul'a geri döndükten sonra hayatına devam etmeye başladı. O dönemler maddi olarak ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için çalışması gerekiyordu. Tuzla'da bulunan bir çay bahçesindeki garsonluk ilanına başvuru yaptı. Çay bahçesini tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı'nın eşi işletiyordu. Dükkan sahibine yaptığı ajitasyon ve acındırma şovları işe yaramıştı. Artık çay bahçesinde garson olarak işe başlamıştı. Ailesini, hayatını ve geçmişi kimsenin sorgulamaması için kimsesiz rolünü oynuyordu. Geçmişiyle arasına adeta bir duvar örmüştü. Atalay normal bir insan olmadığı için müşterilerle ilişkisi de hiç normal değildi. Dükkanın ortasında müşterileri taciz edip rahatsız ediyordu. Dükkan sahibi acıdığı için kendisini işten çıkartamıyordu. Atalay Kayıkçı ailesinin sadece çalışanı değildi. Aynı zamanda komşuydular. Aynı binada yaşıyorlardı. Bir süre sonra çay bahçesi kapandı ve Atalay farklı bir işe girdi. Artık kebapçıda çalışıyordu. Yine aynı şekilde işe girerken farklı yalanlarla kendini acındırmış, insanların gözlerini boyamıştı. Acımasız bir katil olduğunu bilmeyen insanlar ona merhamet gösteriyordu. Çaresizmiş gibi davrandı. Köyden geldiğini, hiç parasının olmadığını, işe muhtaç olduğunu söyledi. Lokantada çalıştığı süre içerisinde rol yapmakta o kadar ustalaşmıştı ki lokantanın sahibinden maaş dışında harçlık da alıyordu. Sessiz ve sakin bir görüntü veriyordu. Asosyal davranıyor, çok fazla konuşmuyordu. Belki de söylediği yalanların ve geçmişinin gün yüzüne çıkmasından korkuyordu. Dikkat çekemezdi ve yakalanma gibi bir şansı yoktu.
Atalay Filiz'in psikolojisinin bozuk olduğunu en başta söylemiştik. Paranoyak birisiydi ve zaman geçtikçe şüphelenip kafasında kurmaya başladı. Özellikle komşusu ve eski patronu olan Fatma Kayıkçı'nın gerçek kimliğini öğrendiğini düşünmeye başlamıştı. Onu polislere şikayet etmesinden korkuyordu. Hayatında şüpheye asla yer yoktu. Bu yüzden zavallı kadını susturma planları yapmaya başladı. Fatma Kayıkçı bir gün çocuğunu okuldan almaya gitmek için evden çıktığında arkasından gizlice yaklaşarak onu bıçakladı. Sonlandırdığı hayatların bedelini ödemekten korktuğu için daha fazla can alıyordu. Yakalanmasına yardım edeceğini düşündüğü herkesi teker teker öldürecekti. Cesedi bir valize koyarak evinin 500 metre uzağındaki yeşillik alana, valizi de çöp kutusuna atmıştı. Kısa bir süre sonra cesedi bulan polis, katilin Ankara'daki cinayetin sorumlusuyla aynı kişi, yani Atalay Filiz olduğunu ortaya çıkarttı. Artık tüm medya Atalay'ı konuşuyordu. Cinayet makinesi, seri katil, bebek yüzlü katil, muhabbet kuşuna benzeyen katil manşetleri her yerdeydi. Fatma Kayıkçı cinayetinden hemen sonra minibüsle otogara, oradan da Adapazarı'na gitti. Adapazarı'nda bir gün kaldıktan sonra İzmir'e geçti. Sürekli yer değiştiriyordu. Yakalanmamak için insanlardan kaçan seri katil, Gümüldür'de bulunan Milli Park'ta yaşamaya başladı. Daha lise çağında doğada tek başına kalma konusunda kendini eğiten Atalay, ormanda yaşamak konusunda zorlanmamıştı. Bu şekilde insanlardan ve polislerden uzak kalabilirdi. Onu tanıyan kimsenin olmadığı bir yerde, belki de kendini masum bile zannediyor olabilirdi. Ormanda bir hafta geçirdikten sonra Menderes'e gidip ev kiraladı. Sık sık yer değiştirerek gizlenmelerini sürdürdü. En gizli sırları, en azılı suçları, en usta katilleri bile bir gün açığa çıkaran zaman Atalay'ı da sahiplenmedi. ...12 Haziran 2016 tarihinde bindiği minibüste 23 yaşındaki Taha Gürses'in onu tanıması sonucu yakaya yere verdi. İkinci, üçüncü bakışında benim ona baktığımı fark etti ve tedirgin olmaya başladı. Baktım kendisine, orada siması tanıdık geldi, gözlük, işte saç yapısı, sakal yapısı falan. Tanındığını fark ettikten sonra minibüs değiştirerek tam tersi istikamete giden başka bir minibüse binerek yola çıktı. Ama artık çok geçti. Polislere giden haberin hemen ardından minibüsün peşine düşüldü. Aynı gün içerisinde de kıskıvrak yakalandı. Yakalandığı sırada üzerinde 2 adet av bıçağı, sahte kimlikler, 16 adet banka kartı, 8 adet lollipop, bir kağıda yazılmış porno oyuncularının listesi ve çok fazla para çıktı. Çantasında hayatta kalmasını sağlayan ek malzemeler de vardı. Kısacası ormanda yaşayabilmek için tüm malzemelere sahipti. Yakalandıktan hemen sonra İstanbul Hadımköy'de bir depo kiraladığı öğrenildi. Depoya girildiğinde büyük bir sandığın içinde polisiye romanlarına ve ünlü Dexter dizisinin CD'lerine ulaşıldı. Artık sorgulanma zamanı gelmişti. Tüm yaptıklarını anlatacak ve bedelini ödeyecekti. Çok garip şekilde fazla soğukkanlıydı. Her şeyi en ince detayına kadar anlattı. Sorgulandığı süre boyunca hiçbir pişmanlık ifadesinde bulunmadı. Akıl sağlığı yerindedir raporu verildikten sonra tutuklanarak Silivri cezaevine gönderildi. 3 cinayetin sorumlusu olarak 3 kere ağırlaştırılmış müebbet ve bunun haricinde belgede sahtecilik suçundan 2 yıl 7 ay hapis cezası aldı. Günümüzde hala cezaevindedir. Saplantılı bir cani yüzünden son bulan hayatlardan geriye sadece anıları kaldı. Katilin yakalanmasında emeği geçen, Atalay Filiz ihbar eden Taha Gürses olay sonrasında ödüllendirildi. Kafasında soru işareti kalanlar ve beklediği cevabı alamayanlar için Olga'nın cesedine maalesef ulaşılamadı. Beni dinlediğiniz ve vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ederim. Umarım ilgi çekici bir video olmuştur. Daha fazlası için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. 41. bölgede kalın.